Arkadaşlar merhaba. Birçok arkadaşımız yorumlarda, sosyal medya hesaplarında onlarca soru gönderiyor. Hocam, bulunduğumuz ilde hangi salona gidelim, bir tavsiyede bulunun diye. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Benim hiçbir hocayı önerme ya da hiçbir hocayı devre dışı bırakma haddim yok. Çünkü Türkiye'mizde gerçekten de ülkemizde çok değerli hocalar var. Hepsi de birbirinden değerli, hatta hepsi de benden daha iyi boks biliyorlar. Şunu söyleyeyim, salona yazılırken başkasının tabii ki tavsiyeleri dikkate alın. Ama şunu da es geçmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle gidip antrenmanlarını izleyin. Ve sadece bir antrenmanı değil arkadaşlar, bir antrenmanı da çözemezsiniz salonu ya da hocayı. Örneğin bizim burada birçok, hatta ülkemizde bütün salonlarda deneme dersleri olur. Bizim salonumuzda ben kesinlikle müsaade etmiyorum. Çünkü sporcu beni bir günde tanıyamaz ki. Zaten ben yeni başlayan bir sporcu ilk bir hafta çok zorlama, kendi haline bırakırım. Bir adaptasyon sürecine girer. Daha sonra ilgilenmeye başlarım. Çünkü adam yeni, yani ben onu niye zorlayayım ki? Kademe kademe ilerleyecek. Ve buna dikkat edin. O yüzden mesela örneğin birçok, az önce dediğim gibi, birçok salonda deneme dersleri varken bizim salonumuzda yok. Ben zaten şunu söyleyeyim, seçerek alıyorum. Ve en önemlisi de şu arkadaşlar, kimsenin hayalini de çalmıyorum. Nasıl çalmıyorum biliyor musunuz? Örneğin sporcu geliyor. Hocam ben boksör olmak istiyorum, profesyonel maçlarda dövüşmek istiyorum. Ben diyorum ki kardeşim kusura bakma, başka bir yere gidin çünkü ben sporcu maçlara götürmüyorum. Bu kadar. Tutup da o sporcuyu kandırıp onun sırtında para kazanmam zaten bana yakışmaz, kulübümüze de yakışmaz. O yüzden size tavsiye, bulunduğunuz ilde ya da ilçede bütün seçenekleri toplayın, örneğin 5 tane 10 tane salon buldunuz, hepsinin antrenmanlarını gidip izleyin. Bir kere değil, birkaç kez gidin ve mantık yürüterek eleme yapın, eleme usulüyle birkaç tane kaldığında da arasında seçenek seçin ya da o salon hakkında bilgiye sahibi, hoca kimdir, salon kaç senedir var, daha önce sporcu çıkarmış mı, daha önce organizasyon yapmış mı? Çünkü arkadaşlar boks çok güzel bir spor, çok güzel bir branş ama şunu da es geçmeyelim arkadaşlar. Mesela lüks salonların da, yani lüks salonlar da kusura bakmayın şampiyon çıkmaz yani. Ben bu işin mutfağında yetişen biri olarak söylüyorum. Yani lüks salonlarda değil arkadaşlar. Mahalle arası salonlardan şampiyonlar çıkar. O yüzden bu tarz şeylere çok dikkat edin ve amacınız doğrultusunda hareket edin. Yani ben gidip sadece hocam fit olayım, boksa yazılıp işte kendimi koruyayım ya da stres atayım diyorsanız farklı, ama ben bu işi gönül verip maçlara da katılmak istiyorum diyorsanız farklı bir seçenek olması gerekiyor. Çünkü maalesef her kulüp maçlara katılmıyor. Bunlar bir tanesi benim. Ben 2-3 senede bir tane sporcu götürüyorum. Çünkü arkadaşlar bizim Türkiye'de hocalarımız çok iyi. Hiçbir şey söylemiyorum. Sporcularımız da çok iyi ama sporcularımızda sadece şu oluyor. Hepsi için demiyorum tabii ki, çok iyi akıllı adamlar da var ama genelde hocalarını yüzüstü bırakıp gidiyorlar ve hoca da o kadar emek veriyor, hani parasında değil. Ve o yüzden ben o hataya düşmemek için mümkün olduğunca güvenmiyorsam kesinlikle maça götürmem, güvenmiyorsam kesinlikle ekstradan çalıştırmam. Benim birçok özel dersim var, grup dersleri de veriyorum, hatta YouTube'da da özel dersler veriyorum katıl butonunda. Ben hep diyorum ki yani çıkacaksan çık kardeşim, ben doğruları söylüyorum. Ve mesela şu da bir gerçek arkadaşlar, salon seçerken tabii ki hoca önemli ama oradaki partnerleriniz de önemli. Yani bazen oluyor, örneğin salona duyuyorum ben çünkü buraya gelen sporcular söylüyor. Hocam ben gittim diyor salona, hoca beni eski sporcuların karşısına verdi. Eşek uzdan gelinceye kadar dövdüler diyor. Bu boks değil ki arkadaşım. Sen gittiğinde eski sporcuların sana yardımcı olması gerekiyor. Bakın şunu söyleyeyim. Bizim salonda ben şunu yapıyorum. Örneğin eski sporcularla yeni sporcuları tabii ki maç yaptırıyorum.
Ama şunu yapıyorum. Eski sporcuya diyorum ki sen orada hocasın. Ona hocalık yapacaksın, onu yetiştireceksin. Yeni sporcuya da söylüyorum ki bak bu adam senden eski. Bundan öğrenebildiklerini öğren. Yani kapabildiklerini kap. Kesinlikle ukalalık boyutuna geçip üstünlük sağlamaya çalışma. Çünkü genelde bunlardan sıkıntı oluşuyor. Yeni sporcu gidiyor örneğin, maç yapacak eski sporcuyla. Eski sporcu kapanıyor. Yeni sporcu bam güm bam güm girişiyor. Eski sporcu da canı yanınca bir tane vuruyor, iş bitiyor. Onun için bunlara dikkat edelim. Ben özellikle buna dikkat ediyorum ve şunu talimatı veriyorum arkadaşlar. Örneğin ben eski sporculara maç yaptırırken şunu söylüyorum. Ben biraz çünkü antrenmanlarda biraz sertimdir. Hani öyle mizahı çok severim ama antrenmanlarda biraz disiplini seviyorum ben. Hani o doğrultuda hareket ediyorum. Sporcuya diyorum ki eski sporcuya kardeşim bu adam yeni. Sen daha çok bu adamla oyun kurmaya çalış. Ama ukaralık yaptığında acıma. Ben bunu söylüyorum. Mesela çoğu hoca bunu söylemez ama ben söylüyorum. Adam yeni gelmiş, ukalalık yapıyor. Çünkü ben görüyorum yani fitness yapmış, biraz vücut yapmış, geliyor. Boksla aynı tutuyor ve yeni sporcuya bam güm bam güm girişiyor. Kusura bakmayın da buna da ben müsaade etmem. O zaman da yeni sporcuya diyorum ki haddini bildir. Bu kadar basit. Ve bir diğer kısım arkadaşlar lisans olayı. Mesela birçoğunu soruyor hocam lisans kimler çıkarabilir, nasıl çıkarılır? Arkadaşlar spor bakanlığına bizim gibi, bizim kulübümüz gibi spor bakanlığına bağlı ve boks ruhsatı olan her salondan lisans çıkarabilirsiniz. Lisans eski yeni sporcu olmanız önemli değil arkadaşlar. Yeni başlayan biri de aynı gün lisans çıkarabilir. 4 yıl yapmış biri de hemen lisans çıkar. Lisans dediğiniz spor bakanlığı tarafında sporculara verilen ve yarışmalara katılmaları için zorunlu koşulan bir kimlik kartı. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Lisans için de dediğim gibi çok böyle teferruat yok zaten. Başvuruyorsunuz zaten spor salonlarının prosedürleri vardır. Size belge hazırlatırlar vesaire. Lisansı çıkarırsınız. Bunlara dikkat edin ve şunu da söyleyeyim, boks çalışırken ben kendi sporcularımı da şunu yapıyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki biz antrenman yapıyoruz, bakın benimle maç yapıyorsunuz, aralarında maç yaptırıyorum. Hatta sizlerle de çoğu kez paylaşıyorum ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. O sizin izlediğiniz maçlar genelde en yorgun halleriyle yapılan maçlar. Çünkü ben şunu söylüyorum sporcularla, en yorgun halinle maç yap. O performansın önemli. Yoksa başladın pat pat herkes bunu yapar. Önemli olan antrenman bitti. Antrenmandan sonra maç yapıyorsun. Yorgun haliyle kas yorulmuş. O şekilde nasıl maç çıkarıyorsun? O önemli. Orada hata yapmadan maç yapabiliyor musun? O önemli. Ya da kuvvetli vurabiliyor musun? Ya da oyun kurabiliyor musun? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neyse konuyu çok dağıtmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi birçok ilimizde çok çok değerli hocalarımız vardır. Lütfen ama lütfen hoca seçerken dikkat edin. Özellikle çünkü bazen hani ben 4-4'lük hocayım demiyorum. Hatta ben hep Türkiye'deki en kötü hocalara kendime bakıyorum. Çünkü halen geliştiriyorum kendimi arkadaşlar. Ben de sporcuyum aynı zamanda. Hocalığın dışında bir de sporcuyum. O yüzden hoca seçerken çok dikkat edin. İyice araştırın. Tabii ki tavsiye de önemli ama özellikle kendiniz girip antrenmanlarını izleyin ve çoğu salonda zaten deneme dersi vardır ama o deneme dersini antrenman için değil aslında. Oradaki ortamı görmek için gidin. Çünkü ilk gün ben kimseyle ilgilenmem. Muhtemelen de o şekilde olur. Ve ilk gün sizinle çok ilgileniyorsa bilin ki yani size müşteri olarak gördüğü içindir. Buna dikkat edin ve maddi olarak da arkadaşlar özellikle ben biraz bu işlere farklı gözle baktığım için lüks salonlarda bakın lüks salonlarda pazarlık yaptığınızda fiyatları falan düşürürler ama özellikle arkadaşlarıma söylüyorum yani değerli abonelerimize ya da katıl butonunda bizim sporcularımıza söylüyorum. Bir salona gittiğinizde özellikle mahalle arası salona gittiğinizde emekler hocalarımızı gördüğünüzde pazarlık yapmayın arkadaşlar. Tam tersi destek sağlamaya çalışın çünkü senin gibi 10 kişi 20 kişinin o hocaya destek olması belki de o salondan bir şampiyonun çıkarmasına vesile olacaktır. Çünkü gerçekten de mahalle arası salonlar daha böyle kaliteli sporcular yetiştiriyor, daha bilinçli sporcular yetiştiriyor. Ve
Son olarak benim naçizane tavsiyem, çünkü bizde de bir ara çok vardı, ben burada barındırmıyorum. Bizim biraz daha seçerek alıyoruz. Çok zengin varlıklı birisi değilim ama ben hep şu düşüncedeyim, bir kişi bile olsa düzgün bir kişi gelsin. Bazen oluyor mesela, maalesef gidiyor örneğin biraz boks yapıyor, işte kafa dövüyor ya da video çekiyor falan. Bir de gidiyor birkaç böyle ulusal maça katılıyor, yerel maça daha doğrusu. Sonra bir bakıyorsun ki ders vermeye başlamış. Ya arkadaş, senin bilginle, birikiminle ders vermeye başlıyorsun. Bu tarz insanlardan da ders almanızı çok çok önermiyorum. Çünkü boks çok faydalı bir spor ama yanlış eğitildiğinde sporcu ya da yanlış yönlendirme ile de çok ciddi hasarlar, çok ciddi sakatlıklar da oluşabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurun. Hani tabii ki herkese saygım sonsuz, benim haddime değil ama bu seçenekleri de bir kenara koyun. Çünkü bu şekilde de çok var. Ben kendim söyleyeyim arkadaşlar, 2 sene önce bizim salonumuzda para ödeyip gelip antrenman yapan sporcu örneğin ders veriyor. Ben biraz karşıyım yani. Ne bileyim ya, biraz bilgi birikim olması lazım ya da biraz maç tecrübesi olması lazım ki o kaçışları, o oyunu sana anlatsın. Hele hele bazen görüyorum mesela, hani boks çalışıyor kızımız, bam 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 çok güzel antrenman yapmış, tamam, sosyal medyada popo paylaşıyor. Arkadaş, boks çalıştın, popoyla ne işin var senin? Yani bilmiyorum ya, biraz fazla konuyu da dağıtmayayım, yanlış bir cümle kullanırım. İnsanların da kalbini kırmak istemiyorum, kadınlarımız da başlayacak ama maalesef böyle insanlarımız da var, bok çalışıp popo paylaşanlar da çok. Dediğim gibi arkadaşlar, hani kimseyi yönlendirme haddim yok ama kendiniz araştırın, malzeme konusunda sınırsız istediğiniz kadar destek olabilirim size. Benim düşüncelerim bu arkadaşlar, özellikle bir arkadaşımız video yapmamı rica etmişti. Ben de seve seve dedim. Sizlerin de mesela yönlendirmeleriyle de video yapın ki bu videoyu bir arkadaşımız için hazırladım. Düşüncelerini söyler misin hocam dedi. Tamam dedim, video yapacağım dedim. O yüzden arkadaşlar bu konulara çok çok dikkat edin. Ve mutlaka spor yapın. Yani sporun zararı olmaz. Özellikle bu dönemde mutlaka bol bol egzersiz yapın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım katkı sağlamışımdır bu videoda sizlere. Kendinize iyi bakın.